Günaydın. Bir daha bunu yapmanı istemiyorum. Neyi? Bir daha söylemeyeceğim. Bana kahvaltı falan getirmeni istemiyorum. Ama ben getirmek istiyorum. Demek getirmek istiyorsun. Güzel. O istifa mektubunu verdin diye hakkındaki fikrimi değişti mi sanıyorsun? Hı? Etkilendiğimi, kafamın karıştığını falan. Öyle bir şey olmadı. Olmayacak da. Dün neysen, bugün de olsun. Beni bir kez kandırmış olman, bir kez daha kandırabileceğin anlamına gelmiyor. Benim hakkımda istediğini düşünmekte özgürsün. Zaten ne söylersem söyleyeyim fikrin değişmeyecek, biliyorum. Ama ben tekrar etmekten bakınmayacağım. Bil ki senin ima ettiğin gibi hesaplarım ya da gizli bir ajandam yok. Ne zaman vazgeçeceksin bu iyilik meleği pozlarından? Efendim Canan. Görüşmek mi istiyorsun? Neden? Ne oldu? Tamam. Nerede? Zehracığım. Canım. Ay kusura bakma. Çok beklettim değil mi? Ne oluyor canım? Neden burada buluştuk? Ay endişelenme hemen. Endişe kumkuması. Korkma. Zehra. Anneme bir şey söylemediğin için çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bir de ben yaptığım tüm hatalar için, seni öyle suçladığım için çok özür dilerim. Yani çok korkmuştum. Senin de söylediklerini duyunca yanlış anladım. Tamam canım. Önemli değil. Geçti gitti. Ama lütfen sen de bundan sonra daha dikkatli ol. Tamam mı? Şey... Zehra. Ben çok büyük bir hata yaptım Zehra. Biliyorum. Umarım beni affedebilirsin. Neyse canım. Benim artık gitmem lazım. Hoşça kal.
kendini beğenmiş. Kibir Rüma. Efendim senin? Zehra Hanım mı? Niye geldin? Neden buradasın? Uzun sürmeyecek, merak etme. Neyin peşindesin acaba? Şu işi halletmeye geldim. Artık sana borcum yok. Yine neyin peşindesin? Hiçbir şey. Sadece sana borcumu ödemeye geldim. Sen meselenin sadece para olduğunu mu düşünüyorsun? Hı? Ayrıca sen nereden buldun bu parayı? Kim verdi? Ya da doğru soru şu mu? Bu parayı bulmak için nasıl bir oyun çevirdin? Nasıl bir oyun kurdun? Ben bu parayı Canan'ı zor bir durumdan kurtarmak için kullandım. Yerine koymak üzere almıştım. Kabul ediyorum. Geç oldu. Ama getirdim. Sana anlatmaya çalıştım. Ama bana inanmadın. Hala inanmıyorsun. Beni dinleme zahmetine bile katlanamadın. Hala dinlemiyorsun. Ömer. Canımı nasıl acıttığını... Hayallerimi nasıl yıktığının, beni nasıl yaraladığının farkında değil misin? Ben şu muhatap olduğum şeyi yaşamaktansa... ...senin ettiğin hakaretleri duymaktansa... ...binlerce kez ölmeyi tercih ederdim. Ama insan ölmek istedi diye ölemiyor işte.
Galiba bu da benim sınavım. Ama şunu bil. Ben bu sınavdan alnımın akıyla çıkmaya kararlıyım. Sen ne yaparsan yap. Gerçeklere kulaklarını ne kadar tıkarsan tıka. Ne düşünüyorum biliyor musun? Sen beni... benim seni sevdiğimden çok daha fazla seviyorsun. Dilin inkar ediyor ama gözlerin öyle söylemiyor. Nefretle baksan bile içinde başka bir şey var. Gözlerini geçtim. Ben senin kalbinin sesini duyabiliyorum Ömer. Benim kalbim de aynı seninki gibi çarpıyor. Duymak zorunda olduğum tüm bu saçmalıklar bittiyse çalışmam lazım. Müsaade edersen. Ben seni anlıyorum aslında. Bu çok zor. Hiç kolay değil. Sen neden bahsediyorsun? Yapmaya niyetlendiğin şeyden. Sevdiğin birini kalbinden söküp atmaya çalışmak. Sana kötü bir haberim var. Senin için zaten zor olan bu işi çok daha zorlaştıracağım. Hatta imkansız kılacağım. Sakın pes edeceğimi düşünme. Böyle bir şey olmayacak. Benim kalbim senin için attığı sürece o aklından geçenler asla olmayacak. Ve sana bir haberim daha var. Benim kalbim sonsuza kadar senin için çarpacak. Benim kalbim senin için attığı sürece o aklından geçenler asla olmayacak. Benim kalbim sonsuza kadar senin için atacak. Gel. Ömer Bey, bir sorunumuz var, size o yüzden rahatsız ettim. Nedir? Şu anlaşma yapacağımız firma ile ilgili. Evet. Anlaşma metnini yönetim kurullarının görüşüne sunacaklardı biliyorsunuz. Ancak iki yetki dağılımı ile ilgili maddeye şerh koymuş. Onlar da yönetim kurulunun onayı için 17. maddenin düzeltilmesini talep ediyorlar. Ama biz o çalışmayı tamamladık. Ve bu konuda onları uyarmıştık. Bize tüm üyeleri ikna edeceklerine dair teminat vermişlerdi. Ferruh Bey bu konuyu çözsün. Biz tekrardan başa dönemeyiz. Buna vaktimiz yok. Ömer Bey, izin verirseniz bu konuyla ben ilgilenmek isterim. Bu konu senin iş tanımın içinde değil. Biliyorum. Ama yine de ben ilgilenmek istiyorum. Tabii uygun görürseniz. Bu sorunu halledebileceğimi düşünüyorum. Peki. Sen bilirsin.
Zehra, buna bakmam lazım. Bak bak. Alo, Zehra. Sabah, nasılsın canım? Ben görüşelim mi diyecektim müsaitsen. Konuşmamız lazım. Zehra, önemliymiş. Tamam, başka zaman gideriz. Daha iyi. Ya daha güzel bir havada gideriz, sorun yok. Tamam canım. Dükkandayım ben, bekliyorum. Hadi görüşürüz. Bir sorun mu var? İnşallah yoktur. Konağa gitmekten vazgeçtim. Mahalleye gidiyoruz. Tabii Zehra Hanım. Nasıl isterseniz. Ömer ne yaptı peki parayı görünce? Şaşırdı. Beklemiyormuş demek. Bir sürü soru sordu işte. Ben de neyin peşindeymişim? Parayı nereden bulmuşum? Meselenin sadece param olduğunu düşünüyormuşum. Anlayacağını değişen bir şey yok. Yine zehir zemberek konuştu. Parayı vermek işe yaramadı demek ki. Dur bakalım ya. Öyle hemen enseyi karartmıyoruz. Ona hala beni sevdiğini ama kabullenemediğini söyledim. Değişmeyecek dedim. Bunu elimden geldiğince zorlaştıracağım dedim. İşte bu Zehra ya. Aferin sana. O ne dedi peki? Ay, bilmiyorum. Yani bir şey demesini beklemeden çıktım geldim. Aslında biliyor musun? Meseleye belki başka bir yerden bakmak lazım. Nasıl yani? Bu adamın öfkesi bir türlü dinmiyor. Yani bu öfke sana olduğu kadar kendine de olabilir. Ya düşünsene. Adam eline almış bıçağı, ciğerini oymaya çalışıyor. Canı acımaz mı? Zehra, emin ol. Ömer de en az senin kadar acı çekiyor. Ya bir de içinde kıyamet kopsa söylemez. Kapalı kutu, ketum. Kan kussa yine söylemez. Bence onun da yardıma ihtiyacı var. Yoksa sevdiği kadına niye böyle davransın ki? Hayatının en güzel günlerini niye böyle mahvetsin? Her ne olduysa senin onu sevmediğine kanaat getirmiş. Asıl mesele bu. Konu para falan değil bence. İyi de konuştum onunla sabah. Anlattım bugün. Söylediklerimi bir duysan. Konuşmak işe yaramıyor demek. Anlamadım. Senin onu çok ama çok sevdiğine ikna olmalı. Buna inanmalı. Ben çay falan istemedim. Çay benim için zaten. Ben bir şey söylemek için gelmiştim. Öyle mi? Dinliyorum. Şu banyodaki sorun hala devam ediyor. Biliyorum, baktırdık diyeceksin ama düzelmedi. Bir de duş. Yani sıcak su akarken birden buz gibi oluyor. Gerçi sen soğuk seviyorsun ama. Tamam. Ararız, gelip bakarlar.
sözde yapmışlardı. Profesyonel olacaklar bir de. Sorun onlarla ilgili değil bence. Tesisat çok eski. Belki de hepten değiştirmek lazım. Olur. Burada bir yerde kartlar olacaktı. Sonraya da kalabilir. Önemli değil. Hayır. Yapılması lazım. Buradaymış. Gözümün önündeki kartı görmüyorum. Konuştu benimle. Konuştu. O halleri neydi öyle? Bir şaşkınlık, bir sersemlik. Biliyorum, beni seviyor. Seviyor beni. Ay, buz gibi olmuş bu. Güzel oldu bence. Güzel koku. Ama senin kokuya ihtiyacın yok. Sen çok daha güzel kokuyorsun. Senin kadar güzel utanan biri var mı acaba? Yine böyle olalım Ömer. Bana yine öyle bak. Öyle sev. Biliyorum. Hepsi geçecek. Yine bana eskisi gibi bakacaksın. Zehracığım. Ne güzel olmuşsun sen. Ay vallahi parlıyorsun ayol. Gerçi her zamanki halin güzel kızım böyle. Yani diyeyim ama bugün bir başka parlıyor sanki maşallah. Teşekkür ederim. Abi çok şanslısın. Öyle mi diyorsun? Neden?
Karına bir bak anlarsın. Yok sakın fark etmedim deme. Ay fark edilmeyecek gibi mi ayol? Aa Ömer'cim yani. Aa Suda abla. Aa utanma bir tane. Ömer'cim sen de içinden geçeni söylesene. Ay şu güzelliğe bak, iki çift güzel laf et, şöyle güzel bir iltifat et ayol, bak maşallah. Zehra, parfümün ne güzelmiş, kokusu burnuma kadar geldi. Güzel koku. Ama senin kokuya ihtiyacın yok. Sen çok daha güzel kokuyorsun. Senin kadar güzel utanan biri var mı acaba? Güzel koku. Ama senin bu kokuya ihtiyacın yok ki. Sen çok daha güzel kokuyorsun. O da hatırlıyor. Ay gördün mü ayol? Bir yıllık iltifatı bir cümlede topladı maşallah Ömer'cim. Aynen aynen. Bak kız utancından konuşamıyordu, su damlama bak benim. Oy kıyamam ben sana. Benim karımdan daha güzel utanan biri yok. Ay şuraya iki mum yakıp ortadan mı kaybolsak ne ayol? Bence de. Pardon. Gerçek gibiydi. Tıpkı o günkü gibi. Su damla. Çay içer misin kızım? Su damla, çay içer misin? Aha, tabii. İçerim, hatta ben getireyim. Güzel koku. Ama senin bu kokuya ihtiyacın yok ki. Sen çok daha güzel kokuyorsun. Benim karımdan daha güzel utanan biri yok.
Yok, saçmalama Zehra. Ömer'in pijamaları, terlikleri. Bu akşam rol de olsa o güzel zamanlara götürdün beni. Teşekkür ederim.